Dertli Bestekar kanalından herkese merhabalar. Son günlerde ülke gündeminden düşmeye ve bomba artışlara sebep olan dolar ve euro neden artıyor? Gelin hep beraber en ince detaylarına kadar inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle döviz nedir? Döviz bir ülkedeki yabancı para birimi. Peki döviz kuru nedir? Döviz kuru ise bir ülkedeki yabancı para biriminin yerli para birimine olan oranı. Şu anda dolar eşittir 6 Türk lirası. Bu kötü bir durum. Yani bir yabancı Avrupa'da 1500 dolar alıyorsa senin ülkene gelip 9 milyarlık tatil yapabiliyor. Ya da başka şeyler de alabiliyor. Yani arkadaşlar ülkemizin parası değersizleşiyor. Belki doların artma sebebi nedir? Arkadaşlar dolara bir ekonomik mal olarak bakabilirsiniz. Hatta gelin şöyle bir hikaye uyduralım. Ülkede bir tane araba var ve fazla araba yok. Yeni yapılmış, yeni üretilmiş ve insanlar bu arabayı almak için herkes çaba sarf ediyor. Ben bu arabayı alacağım, ben bu arabayı alacağım, ben bu arabayı alacağım, ben bu arabayı alacağım diye. Ne oldu arkadaşlar? Talep arttı. Bir şey talep artarsa ve onun arzı azsa, gördüğünüz gibi bir tane araba varsa, bu arabanın değeri 500 TL ise ve bu adamlar bu arabayı 1000 TL'ye satıyorsa arkadaşlar, talep çok, arz az olduğu için bu bir anda 10.000 TL olur. Yani arkadaşlar arabanın değeri bir anda uçar. Dolarda mantık olarak baktığımız zaman diğer maddelerde de inceleyeceğimiz gibi arkadaşlar talebi çok ve bunun yanında arzı az. Yani arzı aslında dünyada çok ama bizim ülkemizde az olduğu için arkadaşlar doların değeri gitgide artıyor. Yani ülkemizdeki dolar azaldıkça, yabancı yatırımcı para çektikçe, milli sermaye, milli yatırım yapamadıkça dolar ülkemizden yavaş yavaş çıkıyor, dış açık büyüyor ve arkadaşlar doların değeri artıyor. Gelin diğer maddeleri incelemeye. Arkadaşlar bunun yanında finansal spekülasyonlar da bu durumu etkiliyor. Yani Avrupa'da, bunun yanında başka ülkelerde arkadaşlar bazı medya kuruluşlarında ülkemize karşı yapılan bazı şeyler ya da Amerika'da Trump'ın yaptığı gibi yaptırım kararı alacağız, Türkiye bunun bedelini ödeyecek gibi bazı açıklamalar ve ülkemizdeki bazı arkadaşlar hainlerin ülkemizden doları çekmesi ve Avrupa'da yapılan ülkemize karşı kötü algı da ülkemize yabancı para akışını engelliyor. Ülkemize dolar yani yabancı para akışı engellendiği için ülkemize dolar girmesi azalıyor. Dolar girmesi azalmasının yanında dolar da arkadaşlar ülkeden yavaş yavaş yabancı yatırımcı bu şeylerden dolayı gidebiliyor. Bundan sonra ne oluyor arkadaşlar? Dolar bu kadarken ülkende bir anda şu kadara düşüyor. Burada da ne oldu? Arz talep meselesi gibi arkadaşlar. Talep çok, dolar azaldı. Değeri ne oluyor? Bir anda uçuyor. Arkadaşlar ülkemizdeki dolar seviyesi aşırı yüksek değil. Bunu engellemek için Merkez Bankası bazen müdahale ediyor. Merkez Bankası'nda 100 milyar dolar var diyelim. Arkadaşlar 100 milyar doların bazen müdahale ederek görüyorsunuz haberlerde de mesela 10 milyar dolarını piyasaya sürüyor. 10 milyar dolarını piyasaya sürdükten sonra dolar bir anda 4,5 diyelim artmaya devam ediyor, 5'e doğru gidiyor. Arkadaşlar 4,5 bandına geri dönüyor. Ama bu kısa süreli bir önlem olduğu için ve doları piyasaya Merkez Bankası sürdüğü zaman ileriki dönemlerde daha zor durumlarda ülkedeki dolar rezervi az olduğu için riskli bir durum ve her zaman yapılmıyor. Bunun yanında arkadaşlar bir diğer maddede gördüğünüz gibi ihracat ve ithalat. Arkadaşlar burası ABD diyelim. Burası da Türkiye. Şu an arkadaşlar Türkiye ABD'yi ya da Avrupa'yı da yazalım. Arkadaşlar mal ihraç ederse yani kendi yerli ürünü üretirse ülkemize dolar giriyor. Bolca arkadaşlar dolar akışı devam ediyor. Ülkemize dolar akışı girdiği zaman ne oluyor? Ülkemizde şu kadar olan dolar bir anda bu kadar oluyor. Bunun yanında arkadaşlar biz milli yatırımı az yaparsak yani dolar şu kadarken şu kadar olursa ve arkadaşlar ithal ettiğimiz yani Avrupa'dan aldığımız mal artarsa biliyorsunuz bunları da dolar üzerinden alıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Bir anda sizde olan şu kadar dolar geliyor. Para çıktığı için, ithal mal getirdiğin için bu kadara iniyor. Ve arkadaşlar enflasyon korkusundan dolayı enflasyon arttığı için ne oluyor arkadaşlar? Millet Türk lirası değer kaybedecek diye genelde kendinde dolar tutuyor. Ve dolar da ihracat az, ithalat çok olduğu için, az olduğu için, talep de çok olduğu için bildiğiniz bir ekonomik mal gibi uçuyor. Yani arkadaşlar 6'lık 5,5 iken
6 oluyor. 6 iken 7 oluyor. 7 iken 8 oluyor. Ülkemizdeki dolar çok olmadığı için küçük spekülasyonlar ya da para çekmeleri ya da ihracatın azalıp ithalatın artması bir anda ya da bazı açıklamalar doları etkileyebiliyor. Son olarak bildiğimiz üzere dolar 5.85-90 bandında gezerken Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması caps durumu da oldu. Twitter'da gündeme geldi. Sizin dolarınız varsa bizim de Allah'ımız, halkımız var gibi. Arkadaşlar ekonomi bu şekilde olmuyor bildiğiniz üzere. Arkadaşlar doları azaltmanın bir yolu var biliyorsunuz ama büyük bir etken değil. Hani Cumhurbaşkanı diyor ya, yastık altındaki altınları, dolarları hepsini çıkarın, arkadaşlar bozdurun. Ülkemizde yastık altı biliyorsunuz meşhurdur. Ama insanlar artık kredi verildiği için, krediden çektikleri için çoğunda aşırı para yok. Yani bu işi büyükler çözerse çözer, yani yastık altından paraları çıkarsalar da 5 milyar dolar, 10 milyar dolar maksimum belki bir etki edecek. Bu da doları arkadaşlar 6.40 şu anda mesela getirecek. 6.20'lere, 6.10'lara. Peki arkadaşlar yine dolar bu şekilde spekülasyon olduğu zaman aynı şekilde artacak. Dediğimiz gibi başka bir neden ise şu arkadaşlar. Amerikan Merkez Bankası Fed. Amerikan Merkez Bankası Fed 24 Haziran'dan önce olması lazım ya da daha sonra Temmuz arası arkadaşlar dolar alım faizini artırdı. Yani ne oldu arkadaşlar? Dolar bir anda arkadaşlar alımı zarara girdi. Önceden ne yapıyordu? Şirketler, yabancı şirketler gidiyordu mesela 100 milyar dolar alıyordu. Arkadaşlar Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranı düşük olduğu için bunu mesela 3 yıl vadeyle geliyordu. 103 milyar dolar olarak ödüyordu. Ama arkadaşlar daha sonra ne oldu? Amerika Merkez Bankası yani Fed bu oranı artırdıktan sonra adamlar 100 milyar dolar çekeceğine bunu gelip 50 milyar dolara düşürdüler. Niye? Çünkü faizi çok, yatırım yapacak insanlar. 50 milyar dolar çekince ne oldu? Gelip Türkiye'ye yatırım yapacaklarına gittiler, daha garanti ülkelere yatırım yaptılar. Bu şekilde ülkemize giren dolar da azaldı. Bunun yanında doların artmasına yol açacağı bazı sebepler var. Ekonomi etkilerini gelin hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar, doların ülkemizdeki ekonomiye etkisi şudur. Öncelikle artmaması için ülkenin yapması gereken şu anda 3 tane önlem var. 1. Yabancı yatırımcı çek, ülkene dolar girsin. Şuraya yabancı Türkiye diyelim. Yabancı yatırımcı çekersen yabancı yatırımcı dolarla gelir, ülkene yatırım yapar. Bunu Türk parasına çevirip çünkü işçilerine Türk parası veriyor. Bu ülkemize dolar girmiş olur. Doların sayısı artar. Dolar arttığı için arkadaşlar ne olur? Değeri düşer. Bunun yanında arkadaşlar dediğim gibi yabancı yatırımcıyı çekeceğiz. Milli ekonomi yapacağız. Milli ekonomi dediğimiz nedir arkadaşlar? Öyle ucuz yollu mallar değil yani fındıktır, şudur budur falan filan bunlar. Zaten Allah'ın ülkemize verdiği, bahşettiği güzellikler. Bir şekilde mevsimsel olanaklardan dolayı. Arkadaşlar bir yazılım. Öncelikle yazılım üretmemiz lazım. Teknoloji üretmemiz lazım. Bunun yanında arkadaşlar ne üretmemiz lazım? Yüksek katma değerli malzemeler üretmemiz lazım. Şu anda ülkemiz boru işliyor. Mesela gidiyor 500 dolara tonunu satıyor. Arkadaşlar bunu geliştirip daha işe yarar hale getirip bunun sistemini, teknolojisini çözüp gelip arkadaşlar 500 dolara değil de 50 bin dolara satmamız lazım ki ülkemize fazladan dolar girsin. Yani ihracatı böyle küçük şeylerle değil de büyük şeylerle dengelememiz lazım. Bunun yanında arkadaşlar Merkez Bankası biliyorsunuz doları düşürmek için faiz oranlarını artırıyor. Faiz oranları arttığı zaman doların belki çok olmasa da az bir şey düzmesinin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye Merkez Bankası arkadaşlar faiz oranını artırdığı zaman ne oluyor? Türkler gidiyor parasını TL olarak bankaya yatırıyor. Önceden 100 TL yatırdıkları zaman faizden 105 TL alıyorlarsa faiz oranı arttıkları için 100 TL'den 120 TL alıyorlar. Bu şekilde de kâra girdikleri için dolarla pek uğraşmıyorlar. Yani dolar bulundurmuyorlar elinde. Elinde dolar bulundurmadıkları için de piyasada bulunan dolar sayısı artıyor ve arkadaşlar doların değeri biraz da olsa düşüyor. İşin aslı dediğim gibi
milli ekonomi arkadaşlar ve bunun yanında yazılımdır, teknolojidir, yüksek katma değerli malzemeler üretip bunları Avrupa'ya, Amerika'ya, başka ülkelere ihraç etmek. Bu şekilde ülkemize dolarlar çatır 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 girecek. Mesela yıllık 125-130 milyar dolar ihracatımız varsa bunu 300-400 milyar dolara bu şekilde teknolojik ürünlerle çıkarabilirsek ülkemizdeki dolar oranı artar. Dolar oranı artarsa ne olur arkadaşlar? Bir anda dolar oranı arttığı için doların değeri düşer. Bir başka nedense arkadaşlar şu, şöyle düşünelim. Ülkemize Amerika'dan oradan buradan parası olan ya da kredi çekip gelip yatırım yapan insanlar var değil mi? Niye? Ülkemizde belli bir siyasi istikrar var, düzen bozulmaz hesabı ve güzel vergi oranları olduğu için arkadaşlar gelip ülkemize yatırım yapıyorlar. Ha, bir neden de arkadaşlar yabancı yatırımcıya vergiyi düşürürseniz ülkenize giren dolar sayısı da burada artabilir. Şöyle düşünelim arkadaşlar, yabancı yatırımcı çekti geldi senin ülkene para yatırımı yaptı. Ne yaptı? Dolarla. 100 milyar dolarla geldi. Senin ülkende bunu Türk parasına çevirdi. Ne oldu arkadaşlar? Dolar 4,5 iken 450 milyar TL oldu bir anda. Adam 450 milyar TL ile atıyorum senin ülkende yatırım yaptı. İşçilerine para verdi, malzeme aldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Çok güzel arkadaşlar. Bu adam 100 milyar dolar borçlanmıştı. Yani 450 milyar TL. Arkadaşlar bu adam bir anda ne oldu? Para kazanmaya başladı. Çok güzel. Yıllık 50 milyar TL'ye para kazanıyor. Yani bu da ne yapıyor arkadaşlar? 4,5'tan hesaplarsak 70 milyar, ortalama 70 milyar dolar diyelim. Bu adam yıllık ortalama arkadaşlar 500 diyelim mesela, 70 milyar dolar para kazanıyor. Dolar 4,5 TL iken. Ne olacak arkadaşlar? Bir anda arkadaşlar bu kazandığı para dolar 7 lira oldu. Dolar 7 lira olunca ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Bu adam 100 milyar dolarla gelmişti kredi çekip. Yani 450 milyar dolar borcu vardı. 7 lira olunca bu adamın borcu bir anda 700 milyar dolar oldu. Yani 700 milyar TL oldu. Şimdi 700 milyar TL olunca ne oldu arkadaşlar? Bu adam ne kadar kar kazansa da arada bakın ne kadar, 250 milyar TL para var. 250 milyar TL arkadaşlar zarara girdi. Yani borcunu ödemekte zorlandı. Borcunu ödemekte zorlanınca ne oldu? Ya fabrikayı kapattı ya işçi çıkardı. İşçi çıkarında işsiz sayısı arttı. İşsiz sayısı artınca ülkedeki arkadaşlar huzur kaçtı. Bunun yanında futbol takımları var biliyorsunuz. Bunların her sene borcu oluyor. Futbolcular var. Mesela Batafimi Gomis yıllık 5 milyon euro para alıyor. Şimdi 5 milyon euro para normalde arkadaşlar euro 5 lirayken yıllık 25 milyon TL idi. Şu anda arkadaşlar dolar 7 TL geçti. Euro 7 TL'ye geçtiği için bir anda 35 milyon TL oldu, hatta aştı. Yani arkadaşlar Batafimi Gomis geldi senin ülkende 25 milyon TL kazanırken bir anda 35 milyon TL kazandı. Bu da belki 10 milyon TL 2-3 tane ülkemizdeki normal futbolcunun alabileceği paraya denk değiştiriyor. Yani arkadaşlar burada ülkemizdeki takımlar da bir anda zarara girdi. Eğer Avrupa kupalarında başarı hani elde edip gelip de dolar euro kazanamazlarsa oradan onlar da büyük sıkıntıya girecek durumda. İşin aslı bu arkadaşlar. Doların artma sebebini inşallah anlamışsınızdır. Peki burada hükümetin ya da ülkenin, devletin yanlışları var mı? Arkadaşlar tabii ki bunlar da var. Bunun yanında ekonomiyi büyütmemiz lazım yanlışlarından çok. Dediğim gibi milli ekonomiye yazılımdır, teknolojidir, Ar-Ge geliştirmesidir. Bunları yapıp Avrupa'ya, Amerika'ya yüksek teknolojili pahalı ürünler satıp ülkemize dolar sokmamız lazım. Eğer bunları yapamazsak şu anda öncelikli yapmamız gereken tabii ki yabancı yatırımcı çekmek ve ondan sonra milli ekonomiye yavaş yavaş geçmek. Bunları yapamazsak arkadaşlar dediğim gibi dolar kolay kolay inmez ve ülkemizdeki dolar oranında düşük olduğu için ne oluyor? Küçük bir spekülasyon ya da Avrupa'da yapılan, Amerika'da yapılan arkadaşlar ülkemizi kötüleyen bir şey geliyor senin ülkende ne yapıyor arkadaşlar? Doları hemen etkiliyor, yatırımcıyı azaltıyor ya da yatırımcı çekiyor. Bu da piyasaları etkilediği için arkadaşlar dolar da az olduğu için bir anda etkilenim ediyor ve yükseliyor gidiyor. Arkadaşlar bunun yanında ne var biliyor musunuz? Bir de şöyle bir önemli konu var ki arkadaşlar dolar en son dediğim gibi Bakan Berat Albayrak'ın açıklamasından önce
5.80 bandlarındaydı. Arkadaşlar, Bakan Albayrak açıklama yaptıktan sonra dolar bir anda 6.40'ı gördü. Peki Amerika burada oyun mu yaptı? Tabii ki arkadaşlar, işin içinde bunlar da var. Ama siz güçlü olursanız insanlar size oyun yapsa da pek işlemez. Terörde olduğu gibi. Şöyle düşünün mesela, terörde ne yaptılar? Üzerimize oynadılar. Belki PYD dünyanın en büyük silah yardımını yaptılar bu zamanki. Ama ne oldu arkadaşlar? Biz İHA'mızı, bunun yanında SİHA'mızı ürettiğimiz için ne yaptılar? Ya da kendi askerimizle, kendi silahlarımızla mücadele ettiğimiz için çok büyük bir etkisi olmadı. Sizin de ekonominiz güçlü olursa, milli ekonominiz, yerli ekonominiz güçlü olursa, ülkenizde yatırım yapan yabancı sayısı fazla olursa burada da çok etkilenmezsiniz. Bunun yanında arkadaşlar, dediğim gibi bir konu daha var, o da enflasyon. Arkadaşlar, enflasyon yüksek olduğu için büyük yatırımcı ya da arkadaşlar elinde parası olan insanlar TL'yi elinde pek tutmuyor. Neden tutmuyor? Şöyle düşünelim, enflasyon bildiğiniz gibi 1 TL ise dolar, 1 TL diyelim arkadaşlar, enflasyon mesela %10. Enflasyon %10 olduğu zaman arkadaşlar, size gelip de 1 TL'nin değeri 1 sene sonra 0.90 kuruşa düşüyor. Enflasyon %20 oldu. Geldi arkadaşlar, size 1 TL'nin değeri 0.80 kuruşa düştü. Böyle olduğu için yani enflasyonu da önleyemezseniz, düşüremezseniz, yani %10'un altına çekemezseniz arkadaşlar, paranız değer kaybettiği için insanlar da elinde çok Türk lirası tutmaz, gider yabancı para alır. Yabancı para alırsa piyasada yabancı para pek bulunmaz. Bu şekilde dolar uçar gider. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.